boşanıyormuş. Lafa bak, boşanıyormuş. Sen kimsin be? Sen kimden boşanıyorsun? Sen benden değil, ben senden boşanıyorum. Ben Ayşe Yiğiter. Hay senin soyadın batsın Kerem. Seninle en başta evlenip sana iftira atan da kabahat. Sen görürsün, ben seni bir boşayayım, sen git orada say paralarını say şirkette. Ha neymiş, şirketi bırakmanı istemişim. Sanki gerçekten istedim. Hayır gerçekten istesem demek ki yapmayacakmışsın. Ben de bundan onu anlıyorum. Ya şimdi git şirket ne yapıyorsan yap, tepe tepe kullan. Şuş. Yeter be yeter. Kerem bunu yap ama bunu yapma. Şunu söyle, şunu söyleme. Kerem beni sev ama benim istediğim gibi sev. Yeter arkadaşım, oyun mu oynuyoruz burada? Şirketi bırak ne demek ya? Yeter ama yeter, gerçekten yeter. Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık. Her şeye, herkese karşı dik duran Ayşe bir kere de benim için dik dursun. Bir kere de benim yanımda dursun ya. Ama yok, durur mu hiç? Bir kere istiyorum ya, bir kere beni anla, bir kere beni düşün. Hem ben sadece seni düşünürken. Niye konuşuyorum ki? Bitti artık, bitti. Gerçekten bitti. Senin aklın kalbini yenmiş delikanlı. Aşk biraz da sevdiğin için her şeyden vazgeçmek değil midir? Vazgeçtik, vazgeçmedik mi? Her gün hatta her saat çaba ister aşk. Tamam biliyoruz, aşk emek ister diyeceksin. Su alan bir gemide küçücük bir kovayla suyu dışarı atmaktır aşk. Suyu atmayı bırakırsan gemi de batmaya başlar. Batar, gayet batar. Sadece bir taraftan o suyu atmaya çalışırsam batar tabii. Üstelik o geminin kaptanı benim. Hem kaptanlık yapıp hem suyu boşaltmaya nasıl çalışacağım? Nereye kadar bu pembe rüyalar, anlasana artık ayrı dünyalar. Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Ayşe biz ne yapıyoruz? Boşanıyoruz işte ya. Yani boşanmaya karar verdik az önce. Ayşe biz birbirimize aşık olmadık mı? Evet olduk. Biz birbirimize aşık olduk. Güzel. O zaman sana tek bir soru. Aşk nedir Ayşe? Kerem ben az önce başka bir duygunun içindeydim. Boşanmaya karar vermiştik ya. Şimdi geliyorsun bana lambadan çıkan cin gibi aşk nedir diye soruyorsun. Veremiyorum cevap. Yok cevabım. Ayrıca ben sana kızgınım, çok kızgınım. Niye konuşuyorum ki seninle onu da bilmiyorum. Konuşuyorsun çünkü bana aşıksın. Ben de geri döndüm çünkü ben de sana aşığım. Evet doğru. Öyle ama gördüğüm kadarıyla, yani gördüğümüz kadarıyla aşık olmamız herhangi bir sorunu çözmüyor. Çözmüyor çünkü ikimizden biri aşk nedir sorusuna bir yanıt bile veremiyor. Sen söyle Kerem. Sen cevap ver o zaman, aşk nedir? Aşk nedir söyleyeyim. Aşk her gün, her dakika, her saniye emek ister, evet. Hı hı. Mesela su alan bir gemide küçücük bir kovayla o suyu boşaltmaktır. Her şeyi geminin kaptanından beklememektir. Aşk budur işte. Sen misin bizim geminin kaptanı? Benim tabii.
bizim için, ilişki için geminin kaptanı benim. Kaptan Bey, sen az önce o kemiği terk ettin o zaman. Hiç o kovayla falan su attığını görmedim ben. Nasıl? Nasıl nasıl? Az önce iki sokak ötede bağırıyordun. Boşanıyoruz, boşanıyoruz diye. Hani nerede gemi, hani nerede su, hani nerede kova? Ben bağırırken sen ne yaptın? Dur gitme Kerem diye benim peşimden mi geldin? Koluma mı yapıştın sanki? Ben mi kaçırdım? Evet, senin yüzünden. Bu işi bu noktaya sen getirdin. Senin bencilliğin, senin isteklerin, senin hırsın yüzünden oldu ne oluyorsa. Bir örnek versene. Lütfen bir örnek ver. Benim hangi hırsım, hangi bencilliğim seni rahatsız etti? İşte şirketi bizim ilişkimize tercih ettin. Gerçekten delireceğim. Senin o şirket diye kestirip attığın şeyin benim için anlamını bilmiyor musun? Senin için çok büyük bir anlamı olduğu kesin. Yani alt tarafı bir dükkan. Yani bayağı büyük bir dükkan işte. Senin o şirket diye kestirip attığın şey benim hayalim. Benim hayallerim senin için bu kadar mı dersin? Kerem, bir iki hafta uzak kalacaksın hep topu. Yani tümden çöpe at demedim ki. Hayır desem ne olacağını da görmüş olduk. Sen hiçbir şeyi feda etme zaten. Her şeyi benden bekle. Oh ne güzel. Tamam, ben senden hiçbir şey istemiyorum Kerem. Ne yapıyorsan yap. Başarılar. Al, şirket de senin olsun. Şirketmiş ya. Evet, şirket. Aman sen de ailenden ayrı kalma. Ya senin o ailen seni zorla evlendirmeye çalıştı da seni abilerin elinden kurtarmadı mı ben? Nankör. Aman ne halim varsa gör. Ben diyeceğimi dedim, anlayacaksınız. Bundan sonrası Kerem'in bileceği iş. Affettin değil mi ama abi? Affettin yani değil mi? Ya doğru anlıyorum ben, affettin. Allah. Oğlum anlattık ya. Allah Allah. Şirketi bıraksın gelsin, kapımız her zaman açık. Eniştemizde kalacağız. Allah, hadi aç müziği yenge. Çalsın davullar, çalsın zurnalar. Azmiye ne yapıyorsun? Allah'a bir şükürler olsun ya. Kerem'le barışılmış, her şey çözülmüş. Ben bugün dans etmeyeceğim de ne zaman dans edeceğim ya? Kız, otursana şuraya, delirdin mi? Oturmuyorum ya. Ya Allah'ım ya, bir rahat bırakın yengemi ya. Bırakın istediği gibi oynasın, döksün kurtlarını. Bırakın bir sevincimizi yaşayalım ya. İyice kafa yedi bunlara. Ya aman bırak, karışma. Yıldım ben bunlardan be. Aha, vallahi geldi. Kapat. Geldiler. Hoş geldiniz yenge. Kerem nerede kız? Park mı ediyor? Dur ben ona kral bir yer bulayım da Kerem geleyim. Yok. Kerem yok. Sonra mı gelecek? Tüh, iyi, ne yapalım olsun. Olsun ya, biz de o gelene kadar yemeği hazırlarız. Anne sana dolma sararsın. Sararım tabii, sarmam mı? Kerem gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Biz Kerem'le boşanıyoruz. Çocuk bayıldı Rıza! Oğlum ne diyorsun sen? Kerem, sen ciddi misin? Skandal. Evet. En kısa süre içerisinde boşanmaya karar verdik. Siz de bu yeni duruma kendinizi alıştırırsınız artık. Alışacağız artık yani. Ne yapalım? Ay, vallahi benim beynim bulandı yani. Vallahi bak yani şok oldum. Aslına bakarsanız biz böyle bir kararı aylar öncesinden almıştık zaten. Aramız düzelir gibi olmuştu, vazgeçmiştik ama şimdi bu aile meseleleri hortlayınca kesin kararımızı verdik. Oğlum bak, sebep bizsek eğer yapmayın. Ayşe senin hayat arkadaşın. Sen yol arkadaşını seçtin. Bir daha düşünün. Çok düşündük baba. Ay Muhsin, yeter artık, çocuğun üstüne gitme işte. Çocuk işte kararını vermiş yani. Yelda abla lütfen öyle babama sesini falan yükseltme. Biz birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan gündeyiz. Abi ağlıyor musun sen? Neden? Nedenini boş ver. Ya ama yani ben seni Ayşe'siz düşünemiyorum. Bir daha bir düşünsene. Hemen karar vermesen. Şey oldu o. Kerem, travma oldu. Sen onu lütfen dinleme. Abi zaten bu benim tek başıma verdiğim bir karar değil. Ayşe de böyle olsun istiyor.
Ama siz çok yakışıyordunuz. Ayrılmayın ne olur. Halacığım hadi ağlama artık güzelim. Gel kuzum buraya bak, halan da üzgün zaten. Anneciğim ben üzgün değilim, sadece birazcık kızgınım. Ya Erkut görüyor mu, kızgınım ya. Duydum. Nazmiye kes sırlamayı. Ne ağlıyorsun? Madem Kerim Efendi öyle istemiş, öyle olsun bakalım. Zaten benim bacım da kararını vermiş, bitti bu iş. Tamam. Eğer bu senin son kararınsa... bizim için zor da olsa ne yapalım yani? Bağrımıza taşmasanız sana destek oluruz bacım. Erkut. Sen de mi Erkut? Hançeri çıkarttım sırtıma saplayayım. Erkut. Ya ne yapayım yenge ya? Benim bacım böyle istiyorsa bu saatten sonra bana da ona destek olmak düşer yani. Abim benim ya. Sağ ol vallahi. Of. Ayşe. Yarın zor bir gün. Yarın bu kutlu, bu çetin, bu kanlı mücadelenin ilk günü. Ne mücadelesi abi, ne diyorsun sen? Rakip güçlü olabilir. Ama sen sakın korkma. Sakın korkma bacım. Abilerin senin yanında. Ailen senin arkanda. Özkayalı ailesi senin arkanda. Biz kazanacağız lan bu savaşı. Ne savaş abi? Neyi kazanıyoruz ya? Hak savaşı kızım. Hukuk savaşı, hukuk. Nafaka, mal, mülk, araba, yazlık, kışlık. Ne gerekirse almak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız burada. Of abi bir sus be. Bağırıp durma. Abi şuna bir şey desene. İnsen aşağı. İnsen aşağı. Ulan senin tependen baksın değil mi? Bir an ben de ciddi ciddi beni düşünüyorsun sandım. Kardeşini düşünüyorsun sandım. Çocuğun yanında. Kızım kimi düşünüyorum ya? Allah Allah. Senin için istiyorum bunları. Kimin için istiyorum sanki ya? Ya tamam. Arada yani bana da bir araba çıkarsa ne alaka demem. Ama yani çıkmazsa da olsun, ne yapalım? Senin jipi sürerim lazım olduğunda. Abi sen ne diyorsun? Benim jipim mi var? Ne jipi? Benim jipim yok ki. Senin jipin olacak. İsteyeceğiz, alacağız. Ya gül gibi kız gönderdik biz. Niye eli boş dönsün? Hem artık o eski yiğitler, onun bir kalkma değeri de var artık. Abi beni delirtme, bağırıp durma. Bak hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceksin. Ben de hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Duydun mu abi? Bir şey söyle, gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Vallahi elimden bir kaza çıkacak artık ha. Ne, ulan ne diyor lan bu? Bir sus be. Saf bu ya, yemin ederim. Saf bu ya, vallahi billahi saf ha. Ben bunu düşünüyorum, o ne konuşuyor ya? Neyse, benim askerde bir arkadaş vardı, bu avukat, tamam mı? Bu nafaka işlerini bir soralım bakalım buna, ne diyecek acaba? Oğlum sana ne nafakadan mafakadan ya? İstemiyoruz diyor işte kız. Sen git yengem, boş ver şimdi, karşımızda koskoca dağ gibi yani Yiğiter ailesi var. Karşısında dimdik durmamız lazım. İyi bir avukat mı bu? Vallahi yenge, akıllı zeki çocuktu yani. Hani ne bileyim, iyi avukattır ya. Cin gibi çocuktu, iyi avukattır yani. He tamam, o zaman hemen git konuş da. Çok mu para ister? Vallahi yenge avukat sonuçta yani, ister. Ne yapacağız onunla, nasıl halledeceğiz bilmiyorum ki. Dur, al sen bunu. Kız. O benim altınım değil mi? Hani Rıza sana vermemişti? Hani görmemiştin? Ya anacığım, kızın için harcıyorum, kendim için mi harcıyorum? Tamam, ben gidiyorum. Hı. Canım Ayşem. Canım Ayşem'in canım bağı var. Canım için. Nereye kadar bu pembe rüyalar?